Kaşar mı? He, buyur hoş geldin. Amirim dedi ki, he, iki kaşarlı tost yapsın, he, içinde de kaşar olsun dedi ya. Söyle o amir beyine, bu kantinin ihalesini düşük tutsun, biz de yatırımımızı kaşara yapalım. Hah, ondan sonra kaşarların içine bol kaşar koyalım. Yok ya. Beyda! Abi şükür seni bulduk. Hayır, şükür. Valla Beyda bir saattir seni arıyoruz. Müjdemizi isteriz oğlum. İsteriz. Ne yoksa amirim benim müdür yardımcısı falan mı yaptı ya? Daha büyük bir şeyin Ennan daha büyük. Oğlum Ayşe üzgün sana mektup atmış. Ne? Amadee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 e
abi. Ah. Bak abi. Bak. Aman Esak'tan bunu Ayşe Özgün mü yazdı lan? Kaşarlı bağ, Ayşe Özgün bağ mektup yazmış ya. Yüce Rabbim sesimi duydu ya artık ölsem de gam yeme bağ. Lan Mennan lan inanma la, sahtedir o mektup. Bu çocuklar adamı yiyir yiyir. Abi ayıp ediyorsun ama. Baksana üstünde aslanlar gibi damgası var ya. Biz nasıl yapalım canım damgayı? Annem ne yapayım bakayım. Evet abi aslanlar gibi damgası var. Biz nasıl yapacağız onu ha? Ana damgalı la Esak'tan. Allah'ım ne yazdı acaba ya? Bana bak. Sen o mühürü nasıl yaptın ha? Şu elimde gördüğünüz değerli Fransız frangıyla. Şuradan bak. Mennan Bey, öncelikle şunu belirtmek isterim ki hayatım boyunca beni kimse sizin gibi ilk bakışta etkilemedi. Bağ diyor ya, bağ diyor, bağ diyor ya. Sana. Fotoğrafınızdan sizin ne kadar bilgili ve kültürlü biri olduğunuzu çıkarmak hiç de zor değil. Açıkçası öğretmen olduğunuz her halinizden belli. Belli değil. Ama ben öğretmen değilim ki ya. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa en kısa zamanda sizinle tanışmak isterim. Sizi daha yakından tanımak, varlığınızı hissetmek, ileriye dönük bir ben akşamla her yere giderim nasıl olsa değil mi? Umarım görüşme talebimi tanışmak istiyor ya. Umarım görüşme talebimi reddedip beni kırmazsınız. Cevabınızı dört gözle bekliyorum. Sevgilerimle hafta içi her gün bir Ayşe Özgün. Hafta içi her gün bir Ayşe Özgün. Hafta içi her gün ben Ayşe Özgün. Lan Mehmet! Mehmet! Amir Bey'in tostlarını unuttu bu herif ya. Oğlum ne makara yaptık ya. Sabah sabah yeğlendik doğrusu. Beyler, iyi güzel de şu bizim veli işi ne olacak ya? Ay ne yapacağız? Ne haber millet? Afet Hoca velimi istedi ya. Ay yok İyi de aratmayacak mısın abi? Evet abi ne yapacaksın? Aratamam abi. Aratırsam babam Fransa'dan gelip oylum oylum oyar beni. Aslında ben radyoda dinlemiştim böyle geçenlerde şey. Cüneyt Arkın'ın sesini almışlar böyle montajla falan diyalog haline getirmişler tamam mı? Harbiden gerçek gibi ama çok komikti. Aa nasıl ya? Ya böyle... Cüneyt Arkın konuşuyor, ondan sonra DJ konuşuyor. Cüneyt Arkın konuşuyor, DJ konuşuyor. Böyle peş peşe. Aynı diyalog konuşma gibi. Ama çok komikti. Aslında öyle bir şey yapabilsek. Ben bilgisayarda yapabiliyorum. Süzme? Ne? Sahibi söylüyorsun. Konuşmaları montajlarsak olur. Bir dakika, bir dakika. Lan bu herif 40 yılda bir işe yarayacak galiba. Bana bak. Oğlum Afet Hoca'dan bahsediyoruz. Bak kandırabilir miyiz? Kolay. Abi, şimdi bizim sesimizi kesin tanıyacak. Kimin sesini versek inanır? Kadir inanır. Saçmalama ya. Şeyin sesi olsun. Kenan Işık'ın sesi olsun. Ay o adamın sesi çok karizmatik. Evet. Törpü haklı. Abi. Evet, evet. Kenan Işık kim 500 milyaristlerde böyle telefon görüşmeleri yapıyor ya. Oradan alırsak cuk oturur. Bir dakika beyler. Ya benim kafam karıştı. Ya Süzme sen bunu gerçekten yapabilir misin? Yapabilirim tabii. Oley be! Oley be! Koçum benim! Süzmem benim be! Aklını seveyim be! Oğlum var ya, sen bu işi yap! Afet Hoca'yı kandır! Ben sana buradan ne istiyorsan veririm! Dünyayı veririm ben!